Evet. Müzemizin bu bölümünde de gördüğünüz üzere mesleklerle ilgili malzemeler var. Kaşıkçılık yapımından tutun da işte ekmek yapımı ile ilgili malzemeler, değirmen malzemeleri, ne bileyim hayvan semercilikle ilgili malzemeler, şurada çok maksatlı küpler, teraziler, çan yapımı, çarık yapımı, ne bileyim orada arkada işte demirci aletleri, kalaycı malzemeleri, yün çıkrıkları, urgan çıkrıkları, marangoz aletleri, aklınıza gelen her türlü mesleğin yapıldığı, kullanıldığı, kullandığı malzemelerin sergilendiği bölüm burası. Burada bir şey anlatalım çünkü çok aktif değil, şey değil. Burası mutfak aletlerinin bulunduğu bölüm. Anadolu mutfağının hemen hemen kullanılan bütün malzemelerini burada görebilirsiniz. Dünya yemek kültüründe ya da Anadolu'muzun yemek kültüründe biliyorsunuz üç besin çok önemli. Et, süt ve ekmek. Ekmeğin malzemelerini biraz önce görmüştük ya da bir başka bölümde ama et ve süt ile ilgili tüm üretimleri yapan malzemeleri, daha doğrusu onların biliyorsunuz mutfak malzemelerinin önemli bölümü bunlardır. Hepsi burada detaylı olarak görmeniz mümkün. Biliyorsunuz ki müzemiz etnografya müzesi ve etnografik objelerin sergilendiği bölüm. Ama bunun içinde kısmen çok az da olsa tarihi malzemeler de var. Mesela bu küp bize Çimi köyümüzden, Akseki'nin Çimi köyünden hediye olarak geldi. Biliyorsunuz Çimi peyniri ve balıyla ünlü bir köyümüz. Bunu Çimi'de bal küpü olarak kullanmışlar. Ve buraya gelen, tabii biz konuyu bilmiyoruz, buraya gelen arkeologların dikkatini çekti bu küp. Ve 2000-3000 yıllık da Roma Bizans'tan kalan bir küp bu. Müzeden tabii geldiler, tescillediler ve bize zimmetlediler. Müzemizin bu bölümünde de giysiler var. Biz genellikle burası Yörük bölgesi olduğu için Anadolu'daki Yörük giysilerini sergiliyoruz. Buradaki ilk bölümde, gördüğünüz bölümde Akdeniz bölgesinin giysilerini görüyorsunuz. Tabii. Bu bölümde ise Ege bölgesi giysilerini görüyorsunuz. Burada ise Marmara bölgesinin giysileri var. Gördüğünüz üzere bu giysiler Bursa'nın dağ köylerinin Yörük giysileri. Hakeza bu bölgede işte Trakya, Balıkesir, Kırklareli'ne kadar yine Yörük giysilerini görüyorsunuz. Ayrıca aralarda gördüğünüz gelinlikler var. Anadolu'da bindallı denen. Hatta Batı Anadolu'da renklerinin pembe ve kırmızı tonlarına döndüğü, İç Anadolu'da ve Doğu'da da bindallı denen daha koyu renklerin ile işlenmiş bindallı örneklerini, yani gelinlikleri ve takıları görüyorsunuz. Burası bu bölümde ise Türkiye'de kullanılan müzik aletlerinin sergilendiği bölümü görüyorsunuz. Burada işte şuradan itibaren kaval, dilli kaval, dilsiz kaval, zurna, kaba zurna, sipsi, klarnet, kanun, yani Türkiye'de halk kültürünü işte şarkılarıyla, türküleriyle icra edildiği müzik aletleri.
Bu bölümde radyo, radyo teyp ve gramofonlar sergileniyor. Ayrıca da ülkemizde kullanılan saat çeşitlerini burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu binamız gerçekte restorasyon değil. Bu yeni yapılmış ama bu köydeki tarihi dokuyu, yani düğmeli evleri mimari tarzını hiç bozmadan yapıp 2015 yılında bitirilmiş bir bina. Müzemizi de 2015 yılı Mayıs ayında açtık. Gördüğünüz üzere burası Türkiye'deki en zengin, en büyük etnografik objelerinin sergilendiği ve aslında Türk Folklor Müzesi'nin tek örneği, Türkiye'deki tek örneğidir burada. En büyük ve tek örneğidir. Müzemiz aşağı yukarı 6.000-7.000 arası materyali barındırmaktadır ve birkaç bölümden oluşacak. Açık hava bölümünde tarım aletleri var. Yine mesleklerle ilgili, bahçe bölümümüzde mesleklerle ilgili malzeme var. Ana binamızda ise gördüğünüz gibi silahlar, mutfak eşyaları, özel zati kullanım eşyaları, Türkiye'de kullanılan müzik aletleri, radyolar, radyo teypler, giysiler ve halk kültürünü anlatan işte yün dokuma tezgahlarından tutun da her türlü mesleklerle ilgili malzemeler var. Tavan işlemeleri var, kapılar, hayvancılıkla ilgili malzemeler, hayvan tuzakları, aklınıza gelebilecek silah üretiminde kullanılan malzemeler, barut üretiminde kullanılan malzemeler, her şeyi, dolayısıyla küçük bir Anadolu coğrafyasını, Türk tarihini müzemizde görebilirsiniz. Bu müzemizin materyallerini ben 1978 yılında toplamaya başladım. Tabii ki işte bugün itibariyle tam 43 yıl oldu. Müzede yakın tarihimizin etnografik objelerini görebileceğiniz gibi tarihi 3000 yıla kadar dayanan Roma-Bizans küplerini de görebilirsiniz. Bu coğrafya tabii ki destinasyon olarak birçok turisti ağırlamaktadır. Örneğin işte endemik bitkileri, doğal düğmeli evleri, tarihi kervan yolu, yani İpek yolu bu köyün içinden geçiyor. Bunların yanında da müzemiz bütün dünyadan, hatta Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçi kabul eden bir müze ve ziyaretimize gelen misafirlerimizi ağırladığımız bir müze.